Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da dik üçgenin konu testi 2'ni, ikisini gömeceğiz arkadaşlarım. Şöyle bir hemen ayarlamasını bir yapayım ben. Şöyle bir de odaklanmasına da bir basalım. Hatta kalemle birlikte yapalım bu odaklanma işini. Odaklayalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Ne diyormuş birinci sorumuz bize? Diyor ki, bir dik üçgen var dostlarım. 19'u vermiş hipotenüs, 17'yi vermiş dik kenar. Buna göre de diyor ikinci dik kenar kaçtır diye bir soru soruyor. Klasik Pisagor bağıntısını yapalım biz hemen dostum. Ne diyeceğiz? 19'un karesi eşittir. 17'nin karesi ile 17'nin karesi artı x'in karesinin toplamına eşittir'i yapıştırdık buraya bir kere. Şimdi 17'nin karesini bu tarafa atalım. Bakın burada ne oluştu? 19'un karesi eksi 17'nin karesi eşittir x kare diye bir ifade geldi. Şu sol tarafı gördüyseniz 2 kare farkı olduğunu fark ettim ben hemen dostlarım. 2 karenin farkı var. Hemen bunun açılımını yazacağım. Neydi 2 kare farkı? Birinciden ikinciyi çıkart. Yani 19'dan 17'yi çıkartıyorum. 2 çarpı birinciyle ikinciyi topla. Hemen 19'da 17'yi toplayalım. 34, 35, 36 mı geldi dostlarım? 36 da buradan geldi. Eşittir x kare yaptı. Şimdi x ne çıkacak o zaman bu durumda? Hemen her iki tarafın kare kökünü aldım şöyle. Burası x oldu. 36 dışarıya 6 diye çıkar. Fakat 2 içeride kalır. Demek ki cevabım 6 kök 2'ymiş. Adana'dan geldi dostum. Evet, 2 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Diyor ki ABC bir dik üçgen. Tamam. 6'yı gördük. Burası da 6'ymış dostum. Hemen bunu da yazalım. Onu gördük. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hemen şurada bilinmeyen şu dik kenara bir y diyelim dostlar ve küçük dik üçgende bir Pisagor yaparsanız bakın ne geliyor? X kare artı y kare eşittir 36 geldi. Şimdi bir de büyük dik üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Hemen onu da yazalım. Hipotenüsümüz 10. O halde 10'un karesi yani 100 eşittir. Dik kenarların karelerini topluyorum şimdi. Y'nin karesi şöyle yazalım. Artı şuradaki dik kenar yani x artı 6'nın karesi. Onun da tam kare olduğunu gördüğüm için parantez kareyi açarak yazıyorum. Yani birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 12x artı ikincinin karesi diyerek bunu da yazdım. Peki bakın şurada x kare artı y kare geldi. Bunun biz 36 olduğunu biliyorduk. Bir 36 burada var. Bir 36 da burada var öğretmenim. Ne yaptı o zaman toplamları? 36, 36 daha 72. Peki bu 72'yi de 100'ün yanına eksi olarak gönderirsek ne kalacak burada? 28 kalacak. Eşittir. 12x çıktı. 28 eşittir 12x. Hemen her iki tarafı 12'ye bölersem x eşittir 28 bölü 12'dir dedim. Hadi bunu da sadeleştirelim. 4'e bölelim 7. 4'e bölelim 3 olsun. 7 bölü 3'müş. Yani Denizli'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, 3 numarayı okuyoruz şimdi dostlar. Bakın basit bir Öklit bağıntısı sorusu dostum 3 numara. Diklikten diklik inmiş gördüğünüz üzere hemen 4'ün karesi yani 16 şu parçayla şu parçanın çarpımlarına eşitti. Peki 4'ün karesi 16 ne ile neyin çarpımına eşit? 2 ile 8'in çarpımına eşit olduğu için buraya 8'i yapıştırdım. Şimdi x'i bulmak için iki seçeneğim var. Ya şuradan Pisagor bağıntısı yaparım ya da yan kenarın yani x karenin öklitini yazarım. Ben Pisagor yapmayı tercih ediyorum. Bakın biri diğerinin 2 katıysa neydi hipotenüs uzunluğumuz? Küçük olanın kök 5 katıydı. Yani 4 kök 5'tir. Yapıştırdık geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. Bakın çok güzel bir taktik sorusudur dördüncü sorumuz. Şöyle öğretmiştik biz size. Bir soruda bir kenar bile ikiye bölündüyse hemen orta taban çizin demiştik. İşte bakın şuradan orta tabanımı çizdim dikliğimi. Peki şu büyük dik üçgen ikiz kenar dik üçgenmiş. O halde 45'imizi yazalım şuralara. 45, 45. Tabii ki 45, 90'dan burası da 45 olacak. Şimdi şu uzunluğa 2K dersem orta taban olduğu için burası K'dır.
Hocam bu da 2K'ya eşitmiş. O yüzden buraya da 2K'yı yapıştırdım. Şimdi bak senin çok sevdiğin bir üçgen çıktı burada ki artık buna alıştınız dostlarım. Şu dik üçgeni bir görün bakalım. Bakın 90'ın karşısı 2K iken sadece neyin karşısı K olur? 30'un karşısı. O halde şuradaki açımızın biz 30 derece olduğunu bulduk. Nereyi soruyor? DEC, DEC. Şu aradaki minik açıyı soruyor bize, şu küçücük yeri. Peki bu 30'la sorulan açının toplamı iki iç açı olduğundan üçüncü açının dışına yani 45'e eşit. 30'la neyin toplamı 45? Tabii ki 15'in toplamıdır. Bursa'yı yapıştırdık hemen. Evet, geldik biz de 5 numaralı sorumuza. ABC dik üçgenmiş. Tamam. Şimdi burada verilenler var dostlarım. Bakalım bunlar neymiş? BC diyor. BC AH'ın 4 katıdır diyor. Yani şuna H dersen sen BC 4 katı olacak. 4H. Hemen H'a 4H'ın bize neyi çağrıştırması lazım? 15, 75, 90 üçgenini. Yani bunlardan birisi 15 derece, diğer açımız da 75 derece olmak zorundaymış dostum. 15, 75, 90. Şuraya bakalım. 15, 90, 90. Şurası 75 olur o halde. Şuraya 15 kalır. Yine 15, 90. Şurası da 75 olur. Peki bakın şu dik üçgende, şuranın tamamı da 15, 75, 90 dik üçgeni çıktı dostlarım. Bakın bunun da hipotenüsüne bir diklik indirilmiş 6. O halde hipotenüs 4 katı olacak. 6'nın 4 katı 24. Yani sorulan yer Edirne'den çıktı canım kardeşim. Evet, geldik 6. sorumuza. 6. soruyla da 2. sorunun aslında hiçbir farkı yok canım kardeşim. Bak ne yapacaksın 6. soruda? Yine Pisagor bağıntısını yapacaksın dostlar. Şuraya bir harf verelim biz. Y diyelim. Şuraya da bir K diyelim dostlarım. Şimdi önce büyük dik üçgende bir kocaman dik üçgende Pisagor'u çakalım. Diyelim ki x kare eşittir 7'nin karesiyle y'nin karesinin toplamına. Yani 7'nin karesi 49 artı y kare eşit olacak x'in karesine. Bunu bir yazalım. Şimdi hemen altına şu küçük dik üçgenden bir Pisagor yazıp yapalım. 3'ün karesiyle y karenin toplamı yani 3'ün karesi 9 artı y kare eşittir k kare gelecek dostlarım. Peki şimdi bunları bir alt alta çıkartsak biz bakalım neler oluyor. Y kareler gitti. 49'dan 9 çıktı, 40 kaldı. 40 eşittir. X kare eksi k kare mi kaldı buradan da dostlarım? X kare eksi k kare kaldı. Onu da yazıyorum. X kare eksi k kare eşittir 40 oldu. Peki x kare eksi k kare demek x eksi k, x artı k demektir. Onu da nerede yazalım? Şurada yazalım. X eksi k ile x artı k'nın çarpımını 40 bulduk. Şimdi hemen düşünelim. Ne ile neyin çarpımı 40'tır diye bir soru soralım. Hemen 1 ile 40 geldi aklıma. Burası okunuyor mu diye bakayım. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım. Başka 2 ile 20'nin çarpımıdır 40. 2 ile 20 diyelim buna. Başka 4 ile 10'un çarpımı. 5 ile 8'in çarpımı. Bu şekilde yazdım arkadaşlarım. Sırayla gittim bu şekilde. Peki şimdi x eksi k'ya 1, x artı k'ya da 40 dedim. Peki bunları şöyle bir alt alta yazsam. X eksi k eşittir 1, x artı k eşittir 40 olsa ve biz bunları alt alta topladığımızda k'lar gider. 2x eşittir 41 olur. X eşittir 20,5 çıkar dostlarım. X 20,5 çıktı. Bakın soru bize ne diyor? AC ve AD yani K ile X tam sayı olacak diyor. O yüzden bu olmadı. Demek ki 1 ile 40'ı sildim ben. 2 ile 20'yi deneyelim hemen. Demek ki şurası 2. Şurası da 20 olsa diyelim. 20. Peki topladığımızda 22 oluyorlar arkadaşlarım. 2x 22 ise x ne çıkıyor? 11 çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, geldik 7 numaralı sorumuza. Gözüküyor mu diye bakalım şöyle. Evet.
7 numarada ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen hiç düşünmeden tabanına bir diklik indirdiğim kayı kuralı yapıyorum dostlarım. Konu anlatımlı videolarımızda anlatmıştık bunları. 1-1 diye böldü kayı kuralından dolayı. Sonra bir de Öklit çakalım. Bakın diklikten diklik indi. Şurası 1, burası 9. H kare 1 çarpı 9'a eşit. Yani H kare 9'a eşit. O halde H 3 oldu. Sonra burada bakın EC'yi soruyor bize. X diyelim bu EC'ye. İki tane Pisagor yapacağım dostum. Birinci Pisagor'um şurası olsun. Bakın şuradan bir Pisagor yapacağım. Bir de şu dik üçgenden Pisagor yapıp İkisinin de bakın hipotenüsü ortak. Yani y diyelim buraya. Y'ye eşitleyeceğim. Peki y kare şu alttaki üçgenden neye eşit oluyor dostum? 3'ün karesi 9 ile 9'un karesi 81'in toplamına eşit oluyor. Bu bir dursun elimizde. Eşittir diyorum. Y kare üstten neye eşit oluyor? X kare ile 3 kök 7'nin karesine. Yani 3 kök 7'nin karesi de 63'tür. 63'e eşit oldu. Peki şurası 90 yaptı. 63'ü bu tarafa atarsak 90 eksi 63'ten 27 geldi x kare. Şuraya yazıyorum. X kare 27. Dolayısıyla x eşittir. 3 kök 3 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet geldik 8 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş 8 numara. Yine diklikten diklik inmiş dostlarım. Önce şu oranı yazalım. BC diyor BH'ın 5 katıdır. BC'nin tamamı 5x olacak. O yüzden buraya 4x kaldı. Hadi bir de Öklitimizi yapalım. 6'nın karesi 36. X çarpı 4x'e eşit. Yani 4x kareye eşit. Her iki tarafı 4'e böldüm dostlarım. 9 eşittir. X kare çıktı. Neyin karesi 9'dur diye sordum. 3'ün karesidir. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, bunu gömdük. Şimdi 9 numarayla da devam edelim. Bakalım bu ne diyor 9 numaramız. Diyor ki BC'yi sana 13 verdim. Burası X, buraya da Y diyelim diyor dostlarım. Yine bakın bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Hemen diyelim ki şimdi X kare eşittir 13'ün karesiyle Y karenin toplamına. Yani Y kare artı 169'a eşit. Y kareyi bu tarafa alırsak x kare eksi y kare eşittir 169 olacak. Dolayısıyla x eksi y iki kare farkı yazıyorum şimdi. X artı y eşittir 169 oldu. Şimdi ne ile neyin çarpımı 169? Ya 13 ile 13'ün çarpımıdır ki aynı olmaz. Birisi x eksi y, birisi x artı y. Farklı sayılar olmalı. Ya da tek bir seçenek kaldı. 1 ile 169 olacak ki çarpımları 169 olsun. O halde hemen yazıyorum. X eksi y eşittir 1'dir. X artı y eşittir 169'dur. Topluyorum alt alta da bunları. Buradan da cevap gelecek. Y'ler gitti. 2x eşittir 170 yaptı. X eşittir buradan 85 çıktı. Yani sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 10. soruya bakalım hemen. Güzel bir soru gibi duruyor dostlarım 10. sorumuz. Şurada bir muhteşem üçlümüz var bakın. Şu, şu ve bir de şu birbirine eşit değil mi? Muhteşem üçlüden dolayı üçü birbirine eşit olacak. Bir benzerlik yapacakmışız gibi duruyor. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere 4 var, 6 var. Pisagor bağıntısı yaparsam şu uzunluğu 2 kök 13 bulurum. 2 kök 13. Şimdi demek ki şunların her biri kök 13. Kök 13, kök 13 oldu. Şimdi şuradan da bir diklik indirelim. Diklikten diklik indirelim. Bakın şu üçgenle açılarını yerleştiriyorum. A 90, B. Tersten bu da B, burası da A. Bu üçgenle bu üçgenin eş üçgen olduğunu fark ettim. Açıları tıpatıp aynı ve aynı açının karşısındaki uzunluklar da eşit. O zaman burada B'nin karşısı X ise buradaki B'nin karşısı da X olacak. Biz şuradaki yüksekliği x olarak bulduk. Artık bundan sonrası dostum, ah bacı diye bir formülüm vardı hatırlayın. Ah bacı neydi? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı. Şimdi hipotenüs 2 kök 13. Yükseklik x. Bu ikisinin çarpımı eşittir dik kenarların çarpımına. Yani 6 çarpı 4 24'e eşittir.
Önce 2'ye bölelim. 12 olsun burası. Kök 13'e bölersek x ne çıkar bu durumda? 12 bölü kök 13 çıkar. Yani Adana'dan gelir sorumun cevabı. Evet, 11 numaradayız. Bakın yine muhteşem üçlüler görüyorum 11 numaralı sorumuzda. Şurası dik açıdan çıkan kenarortay. Hipotenüsü 2'ye böldüyse kendi de eşitti. Aynı şekilde burada da bir muhteşem üçlümüz var. Şunlara da tık tıkı koyalım. Şimdi diyor ki bize DH'ın karesi ile EH'ın karesinin toplamı 9. Şimdi DH'a A diyelim, o zaman bu da A, bu da A. EH'a B diyelim, o zaman bu da B, bu da B. Şimdi bize söylenene göre A kare ile B karenin toplamı 9. Peki bizden BC'yi istiyor. X diyelim bu BC'ye. Hadi gelin bir Pisagor çakalım. Şimdi X kare eşittir. Bir 2A'nın karesi, ki dikkatli olun burası 4A kare yapar. Yani hem 2'nin hem A'nın karesini alacaksın. Artı bir de 2B'nin karesini alacağım. O da 4B kare yapar. Peki x kare o zaman şöyle mi oldu? 4 parantezinde a kare artı b kare gelir, ki a kare artı b kare de 9'dur. Yani 4 kere 9'dan 36 çıktı x kare. O halde x eşittir 6 geldi. Evet, 12 numaradayız. Bakın yine diklikten diklik inmemiş bu sefer. Pardon, 12 numarada diklikten diklik inmemiş. Diklikten bir doğru inmiş. Buna göre de diyor ki AB şurası bölü BC, şu uzunluk nedir diye de bir soru sormuş bize. Sen şunu fark edeceksin. 2 ile 9'un çarpımı 18, şunun karesine eşit. Heh, o zaman demek ki burada Öklit var diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Diklikten diklik inmiş ki H kare P çarpı K'ya eşit olmuş diyeceksin dostum. O halde artık şunu yapalım. Şuradan bir Pisagor yaparsak AB'yi buluruz. 4 buradan geliyor. 18 de buradan 22. Yani kök 22 geldi burası. 18 değil mi? Doğru söylüyorum. 4 de buradan, kök 22. Doğru. 18 buradan. 9'un karesi 81 de buradan geliyor. 81. 18 daha. 9. 9. 99. Kök 99 da burası yaptı. Şimdi bunların oranını mı istiyor bizden? Evet. Kök 22 bölü kök 99'u istiyor. Şurada yazalım. Kök 22 bölü kök 99. Kök 22 demek kök 2 ile kök 11'in çarpımı. Kök 99 demek de kök 9 ile kök 11'in çarpımıdır. Kök 11'ler giderse kök 2 bölü kök 9. Kök 9 da 3 diye dışarıya çıkar. Demek ki kök 2 bölü 3 çıkacak sorumun cevabı. Evet, 13 numaradayız arkadaşlarım. Hemen şöyle bir bakalım. Ne diyormuş bir görelim. Bakın yine bir ikizkenar üçgen görüyorum. Şuraya da bir x yazalım ilk önce. Hemen bu ikizkenarın tabanına bir diklik indirelim. Tabanı 2'ye bölsün 1. 1 diye 2'ye böldü ve aynı zamanda açıortay oldu. AB paraleldir diyor DC'ye. AB ile DC paralel. Bunu şöyle göstereyim ben. AB ile DC birbirine paralelse, bu aradaki yükseklik kaç ise şuradan çizeceğiniz yükseklik de ona eşit olmak zorunda. Aynı yükseklikten bahsediyoruz. Şurada bir dikdörtgen oluşturduk yani. Demek ki 1 ise burası da 1, buraya da 9 kalmak zorunda. Şimdi bakın, diklikten diklik indiği için yan kenarın öklitini yapıyorum ben. X kare eşittir diyorum. Yakın olan parçayla hipotenüsün tamamının çarpımı. Yani 1 çarpı 10. Demek ki x kare 10. X eşittir kök 10 geldi diyebiliriz. Evet, hemen 14 numaraya geçtim dostum. Şimdi şu açıya A diyelim. Bu da ona eşitmiş, buna da A diyelim. E burası ikiz kenarsa buraya da A diyeceğiz biz. Peki şuraya da B yapıştırırsak dostlar, A ile B'nin toplamı 90. Peki şuraya bakın, A burası, B burası ise o zaman buranın tamamı da 90 olmadı mı dostlar? Ve bakınız, diklikten diklik inmiş oldu böylelikle. Şurası zaten 90. Şunu fark etmenizi istiyorum. Bakın, dik açıdan bir doğru gelmiş ve hipotenüsün bir parçasına eşit. O zaman diğer parçasına da eşit. Yani şuraya da eşittir. Muhteşem üçlü var demektir burada. Yani şuranın da 3 olduğunu bilelim artık biz. Demek ki ben şimdi yan kenarın öklitini yapsam olay bitecek.
6'dır burası. 6'nın karesi 36 eşittir. Yakın parça çarpı tamamı. Yani 2 ile 2 artı x'in çarpımı. Önce 2'ye bölelim. 18 eşittir 2 artı x. 2 ile kaçın toplamı 18'dir? Tabii ki 16'nın dedik. Cevap da Denizli'den çıktı. Evet, 15 numara. 15 var. Şurası 90. BD ile DC eşitmiş. Bakın muhteşem üçlümüz var o zaman. BD ile DC eşitse AD de kesinlikle bunlara eşit. Yani 15 ise burası da 15 olacak mecburen. Şurası 75 olacak. 75 ise burası ikizkenar olduğundan burada 75 oldu. Şuraya da toplasan 30 derece kaldı. Yani bakın 30, 90, şurası da 60 geldi. Peki burası 12 idi. 6 birim, 6 birim diye böldük burayı 2'ye böldüğü için. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı olacak. Cevap da Adana'dan gelecek. Haydi bakalım, bu testimizin son sorusundayız dostlar. Ne diyor? Şurada bir dik açı var. D, A, C. Sadece şurası 90. O zaman 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısına 8, 60'ın karşısına da 4 kök 3 yazalım. Neyi soruyor? A, B. Nerede o A, B? Şurayı soruyor bize. X diyelim buraya. Şimdi şuradan bir diklik indirsek dostlarım. Şimdi bu X artık bakın şu dik üçgenin, bu dik üçgenin bir hipotenüs oldu. Peki burada şunu da yapalım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısına da 2 kök 3 yazalım. Hadi şu dik üçgende Pisagor'u yapıp x'i bulalım artık. X kare eşittir. Bir 3'ün karesini alacağım 9. Bir de 2 kök 3'ün karesini alacağım. O da 12. 9 ile 12'nin toplamı da 21 yapar. Demek ki x kare 21. X de kök 21 çıktı. Evet gençlik. Konu testi 2'yi de bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.